Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sevgili gençler, Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Gençlik, geçici bir hazine. Ömür defterimizden her gün bir yaprak daha gidiyor. İnsan gençliğinin içerisindeyken sanki zaman geçmeyecekmiş gibi, üniversite bitmeyecekmiş gibi, saçlarımız dökülmeyecek, sakallarımız ağarmayacakmış gibi hissediyor. Ama yıllar geçtikçe geride kalan günlere, haftalara, aylara, yıllara baktıkça arkadaşlar ömrün göz açıp kapatıncaya kadar hızlıca geçen adeta bir rüya olduğunu anlıyor ama iş işten geçiyor. Peki pişman olmamak için ne yapmak lazım? zamanın kadru kıymetini bilmek gerekiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu konuda bizlere uyarmış. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. İnsanoğlu, Ademoğlu iki nimetin kadru kıymetini bilme konusunda aldanmıştır buyuruyor. Nedir o iki nimet? Birincisi sıhhat, ikincisi zaman buyurdu Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Sıhhatin kadru kıymetini insan hastalandığı zaman biliyor değil mi? Şu anda rahat bir nefes almamız, yürümemiz, koşmamız, rahatça bir yaşam sürmemiz ne kadar büyük nimet. İnsan hasta olduğunda bunu daha iyi anlıyor, daha iyi kavruyor. İşte öyle bir duruma gelmeden bunun kadro kıymetini sevgili gençler bilmek gerekiyor. İkinci olarak ne söylemişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Zaman demişti. Zamanın kadro kıymetini de insan geçtikten sonra anlıyor kavruyor. Arkadaşlar Alimler ehli hikmet demiştir ki insanın ömrü adeta üç gündür. İnsanın ömrü üç gündür. Dün, bugün ve yarın. Dün geçti. Dünü getirme imkanı yok. Dün dünde kaldı. Yarın meçhul. Yarın ne olacağı? Yarına çıkabileceğimiz mi çıkamayacağız mı? Bunların hepsi meçhul bilmiyoruz yarını. Önemli olan içinde bulunduğun an. İçinde bulunduğun zaman, içinde bulunduğun saat. Zaten zamanı en iyi değerlendirmenin yolu, sevgili gençler, içinde bulunduğun anı, zamanı değerlendirmekten geçiyor. Mesela namaz vakti namazı zamanında kılmak, ders zamanı derse iyi çalışmak, oyun zamanı oyun oynamak, lapa lapa kar yağıyor dışarı çıkıp kar topu oynamak. Efendimiz yağmur yağdığı zaman dışarıya çıkar ellerini kaldırır şöyle yağmurun ilk damlalarında biraz ıslandırmış anı yaşıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanı değerlendirmenin en iyi yolu neymiş sevgili gençler İçinde bulunduğun an neyi gerektiriyorsa onu yapmak sınıftasın okuldasın öğretmeni dinliyorsun notlar alıyorsun dersi takip ediyorsun o anda hafızan aklın bir yerlere gitti köye gitti kente gitti koyunlara gitti kedilere gitti Tabi o anda koptun sen filmden. Öğretmenin anlattığı 10 dakikalık konuları kaçırdım. Ne yaptın? Anı değerlendiremedin. Zamanı değerlendirememiş oldun. İçinde bulunduğun an. Mesela sosyal medya noktasında da içinde bulunduğumuz anı kaçırıyoruz değil mi? Ailemizle beraber bir göl kenarına gitmişiz. Orayı böyle tefekkür etmek varken ne yapıyoruz? Bir selfie çekiyoruz. Sosyal medyadan paylaşıyoruz. O anda oradan o mekandan kayboluyoruz. Acaba kim beğendi? Kim yorum yaptı? Kaç beğeni aldı? Kalp, kaç tane kalp işareti aldım? O anda aslında oradan gidiyoruz. Ruhumuz, beynimiz oradan gidiyor. O anı, o zamanı kaçırmış oluyoruz. Aynı şey Mekke-i Mükerreme'de, kutsal topraklarda yaşıyoruz mesela. Tam Kabe'yi Muazzama'yı böyle tavaf ederken, Rabbimize gönlümüzü verecekken canlı yayına başlıyoruz tavafta. Ne yapıyoruz? Orada orda aslında manevi cihetle kaybedenlerden oluyoruz. Allah göstermesin. Daha sonra sevgili gençler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam verirken Medine-i Münevvere'de Ravza-i Mutahhara'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selam verirken orada o anda kendimizi Efendimiz'e vermek, orada o anı yaşamak varken işte ellerimizde telefonla anı kaybedebiliyoruz. Demek ki zamanı en iyi değerlendirmenin yolu anı yaşamak. Arkadaşlar nimetin kıymetini bilmek için farkında olmak lazım. Farkında olmayan nimetin kıymetini bilmez. İnsan olarak yaratıldık insan olarak yaratılmamız, eşrefi mahlukat olarak yaratılmamız en büyük nimet. Allah bize imanı sevdirdi, Müslümanları sevdirdi, imanı sevdirdi. İman en büyük nimetlerden bir nimet. Sıhhat en büyük nimetlerden bir nimet. Akıl Allah'ın bizlere lütfeylediği, ikram eylediği en büyük nimetlerden bir nimet. İbrahim suresi 34. ayet-i kerime. Rabbimiz buyuruyor ki sizlere sayamayacağınız kadar çok nimetler ihsan eyledim. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız buyuruyor. Yüce Rabbimiz İbrahim suresi 34. ayet-i kerimede. Fatır suresi 37. ayet-i kerimede de size düşünecek kimsenin düşüneceği kadar ömür vermedik mi? Hem size peygamber de geldi o halde azabı tadınız zalimlerin yardımcısı olmaz buyurdu Yüce Rabbimiz Fatır Suresi 37. ayeti kerimede. Sevgili gençler buraya dikkatlerinizi çekiyorum. Size düşünecek kimsenin düşüneceği kadar ömür vermedik mi? Şimdi Allah Azze ve Celle'ye kıyamet günü huzuru mahşerde bir mazeret sunamayacağız. Allah bize üç büyük nimet verdi. Bir, evvela akıl verdi düşünmemiz için. Düşünmemiz için, tefekkür etmemiz için anlam arayışı için. Ey genç kardeşim nereden geldin? Nereye gidiyorsun? Niçin varsın? Varlığının sebebi ne? Nereye gidiyorsun? Vefat ettikten sonra ne gelecek? Yeniden dirilme vesaire. Akıl nimeti verdi. İki, kitap gönderdi Kur'an-ı Kerim. Üçüncüsü rehber, örnek gönderdi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu üç nimet karşısında Hangi kul Allah'a itiraz edebilir? Kıyamet günü huzur mahşere çıktık. Allah buyurdu ki Fatır 37 size düşünecek ins kişinin düşüneceği kadar zaman, fırsat, hayat, ömür vermedik mi buyurdu Yüce Rabbimiz. Onun için sevgili gençler bu üç büyük nimetin farkına varmak. Okulumuzu okuyacağız, üniversiteyi okuyacağız, okullarımızı bitireceğiz, hedeflerimiz olacak, ideallerimiz, amaçlarımız olacak. Ama ve ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun. Ben cinleri ve insanları illa ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuran Yüce Rabbimizin emrini asla unutmayacağız. Dersimiz, işimiz, gücümüz, dünyalık hedeflerimiz hep Allah'a kulluktan sonra gelecek. Namaz vakti namaz. İbadet zamanı ibadet. Ders zamanı ders. Oyun zamanı oyun. Namaz zamanı, ibadet zamanı dünya işini ibadetin kulluğun önüne geçirirsek arkadaşlar orada işte Rabbimize kulluktan o sınırdan Allah göstermesin çıkmış oluruz. Bakın sevgili gençler şöyle bir bu bir defter her gün ömür defterimizden bir gün gidiyor. Allah bize ne kadar ömür verdi bilmiyoruz. 50 yıl 60 yıl 70 yıl 30 yıl 40 yıl ancak ve ancak kim bilir? Allah Azze ve Celle bilir. Bize ne kadar ömür verdiğini. Bugün 23 Şubat 2022 değil mi? Amel defterimizin ikindi vaktine kadarki zamanı doldu. Bugün ne yaptın? Sabah namazı kıldın mı? Amel defterine yazdı melekler. Öğlen namazını kıldın mı? İkindiyi kıldın mı? Bugün kaç sayfa Kur'an-ı Kerim okudun? Derslerine, derslerine Allah için çalışırsan, ben vatana, millete, ümmete hayırlı bir kişi olayım, hayırlı buluşlar yapayım, hayırlı hizmetler yapayım. Kendi alanımda ilerleyeyim. Helal ve meşru şekilde insanlığa da hizmetim olsun. Hayrun nas, men nas. İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir. Bu niyetle namazlarımızı kıldıktan sonra derslere çalışmamız da nedir? İbadet, kulluk kavramı içerisindedir. Böylece amel defterimiz doluyor. Her gün gidiyor, her gün. Daha dün üniversite bire başlayan veya okul açıldığında bundan beş ay önce Bismillah demiştik. Değil mi? Okula başlamıştık. Okullar açılmıştı. Bakın 5 ay geçmiş. Kış. Daha dün başlamıştı kış. Ne oldu? Kış bitiyor. Bakın şu anda ilkbahara sevgili gençler yaza giriyoruz. Daha dün üniversite bire başlamıştı genç kardeşimiz. Bugün ne yaptılar? Son sınıfa geldiler kardeşlerimiz. Bakın daha dün Bismillah demişlerdi. Bugün son sınıf. Geçmez dediğimiz, bitmez dediğimiz günler, aylar, yıllar hızlıca gelip geçip gidiyor. Peki bu yaptığımız eylemlerden Amel defterimiz oluşuyor. Ve kıyamet günü huzur mahşerde Allah diyecek ki İkra kitabek. Kitabını oku diyecek Allah Azze ve Celle. Ne buyuracakmış? Kitabını oku diyecek. İkra kitabek, kitabını oku. Hangi kitap? Kur'an-ı Kerim değil. Kur'an-ı Kerim değil. Kendi eylemlerinle, kendi sözlerinle, kendi fiinlerinle oluşturduğun Amel defterini, amel kitabını oku diyecek Allah Azze ve Celle. Ve ayet-i kerimenin devamına dikkatinizi çekiyorum. Bugün hesap verici olarak kendi nefsin sana yeter diyecek Rabbimiz. Yani meleklerin filan başkalarının Allah'ın seni hesap çekmesine gerek yok. Sen kendin bak amel defterine kendi notunu kendin ver. Her şeyi orada yazıyor zaten. Hatta başka bir ayet-i kerimede insanoğlu diyecek ki... Eyvah! En ince ayrıntısına kadar Allah Azze ve Celle kaydetmiş. Her şey saniyesine, dakikasına varıncaya kadar. Ertuğrul kardeşim çayları şeyden sonra, derslerden sonra bırakalım. Şimdi asıl suresine, suresine dikkatlerinizi çekiyorum. Asıl suresi. Estaizu billah. Asr. Asra yemin olsun ki. Allah bakın bir şey yemin ediyor burada. Sevgili gençler, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz geceye, gündüze bazı şeylere yemin eder. Peki Allah'ın bazı şeylere yemin etmesindeki hikmetler nedir? Çok hikmet vardır da sadece size iki tanesini söyleyeyim. Birincisi Allah bir şey yemin ediyorsa o şey çok önemlidir. Yemin ettiği şey çok önemlidir. İki Allah Azze ve Celle bir şey yemin ediyorsa sevgili gençler yeminden sonra gelen yeminden sonra gelen ayet emir veya yasak çok çok nedir? Önemlidir arkadaşlar. Burayı anladık değil mi? Vel asr asra zamana yemin olsun ki. Bu ikindi vakti asr ikindi vakti demek. Bazı alimlere göre ikindi zamanı demek. Asr ama en büyük müfessirlerimizden Abdullah İbni Abbas'a göre vel asr zaman demek. Mutlak zaman. Yüzyıl içinde bulunduğumuz an mutlak zaman. Allah zamana yemin ediyor. O zaman bu zaman bizim için çok çok önemli olması lazım. İnnel insan elefi husur. İnsan zarardadır, ziyardadır. Muhakkak ki insan zarardadır, ziyandadır. İlle lezîne âmenû ve amilû sâlihâti ve tevâsav bilhakkı ve tevâsav bil sabr. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna diyor Yüce Rabbimiz. Bakın kaç zümre kurtulmuş? 4. Dört iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler kurtulmuş. İnsan zarardadır, ziyandadır ancak bu dördü olan, bu dört özelliğe sahip olan kurtuluyor. İman edenler elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Ben Müslümanım demek yeterli mi hocam? Ben sadece Müslümanım demek yeterli mi? Mesela üniversitede okuyorsunuz. Üniversitenin kendine göre kurallar yok mu? O kurallara uymadığınız zaman zarara uğrarsınız. Belki okuldan atılmaya kadar gider. Mesela devamlı devamsızlık yaptığında hiç okula gitmediğin zaman o iş ne olur arkadaşlar? Biter. Bir adam bir işe girdiğinde, bir şirkete girdiğinde, memur olduğunuzda oran bir kuralı var, kanunu var. Biz Müslümanız dediğimiz zaman bu Müslümanlığın da dinimizin de bir kuralı var arkadaşlar. İmandan sonraki en büyük hakikat beş vakit namaz gibi mesela bir tanesi. O zaman Allah diyor ki kalbinizdeki imanı hayata yansıtın. Yani ben Müslümanım demek yeterli değil. Ben Müslümanım dedikten sonra Müslümanca bir hayat yaşamaya gayret gösterin. Elinizden geldiğince salih ameller işleyin. Vetavasav bil hakki ve tavasav bisabr. Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Okul arkadaşına hakkı ve sabrı tavsiye et. Doğruyu ve dürüstlüğü tavsiye et. Arkadaşlar Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle diyor. Bakın çok düşündürücü bir söz. Hepinizi bu söz üzerine düşünmeye, tefekküre davet ediyorum. Üzerine güneşin battığı, ömrümün eksildiği ancak amelimin artmadığı bir güne duyduğum pişmanlık kadar hiçbir şeye pişmanlık duymadım diyor. Tekrar söyleyelim. Üzerine güneşin battığı, yani gün bitmiş, o gün bitmiş. Ömrüm eksilmiş, o gün amel defterinden bir sayfa gitmiş. Ancak amelim artmamış. Güzel amelim, salih amelim artmamış. O gün ya namaz kılmadıysak, o gün Kur'an okumadıysak, o gün Rabbimizi anmadıysak, o gün Allah'a dua etmediysek, hayırlı, güzel amelim artmadığı bir güne, böyle bir güne duyduğum pişmanlık kadar başka hiçbir şeye pişmanlık duymadım diyor arkadaşlar. Ne kadar Abdullah i̇bn Mesud gibi zatlar, sahabe efendilerimiz, selef, selefi salihin, alimlerimiz bu zamanın kadru kıymetini bilme konusunda ne kadar hassas olmuşlar biliyor musunuz? Bakın bir alim diyor ki, yani devamlı ilme aşık olan, gece gündüz ilimle uğraşan bir alim, eski selef alimlerden, en çok pişman olduğum hayatta diyor, yemeğe çok vakit ayırdığım zamanlar diyor. Yemeğe çok vakit ayırdığım zamanlar diyor arkadaşlar. Zaman bu kadar önemli. Hani, ölü vakit tabiri var ya, boş vakit diyelim daha doğru bir ifadeyle. Bu boş vakitleri değerlendirmek. Örnek verelim. Yurttan çıktınız kampüse geliyorsunuz. Yarım saat sürüyor. Bir saat sürüyor. Veya derstesiniz. Bir sonraki ders haber geldi. Öğretmen, hocamız hasta olmuş. O ders boş geçecek. Şimdi tramvayda gelirken, otobüste gelirken arkadaşlar böyle sağa sola bakarak boş boş gelebiliriz günde bir saat, günde yarım saat yol yapan bir arkadaşımız. O yol esnasında sadece yolda 10 sayfa okusa. Ayda kaç sayfa eder? 300. Yani bir cilt kitap demek. 12 ayda 12 cilt demek arkadaşlar. Sadece bu otobüste okumuş olduğu kitap. Sadece. Yani özel olarak oturup da okumuyor. Sadece yolda okuduğu kitap. Otobüs beklerken, tramvayda beklerken, Başka bir örnek verelim. İşte ders dinlediniz. Dersten sonra diğer dersin hocası gelmeyecek. 45 dakikanız var. Bir saatin, bir saat boşsunuz. Boşa çıktınız. O anda oturup boş boş oturabiliriz. Akıllı telefonda değil mi? Bu meşhur hareketimiz var ya arkadaşlar. Akıllı telefonda saatlerimizi, zamanlarımızı tüketebiliriz. Ama işte Müslüman şuurlu, bilinçli olacak dedik ya. Önümdeki bir saat boş. O zaman ne yapacağım? Allahu Ekber. Büyük bir ganimet geçti elime. Hemen öğleni kılmadıysam öğleni bir kılayım. Yasin suresini bir okuyayım. Rabbime bir dua edeyim. Zaten derslerimde biraz eksiklik vardı hemen ödevlerimi tamamlayayım. Notlarımı alayım. Çalışkan bir arkadaşım var onun yanına gideyim anlamadığım konuyu sorayım. Ok anlamadığım konuyu anlayayım. Anı değerlendirmek. Dakikaları, saatleri değerlendirmek arkadaşlar. O kadar önemli ki. işte insan bu boş vakitlerini değerlendirdiği an bir biiznillahü teala Allah katında kazanıyor. Arkadaşlar vaktimizin düşmanları var zamanımızın, saatlerimizin düşmanları var. Bir, kötü arkadaşlardan sakınalım. Bir kötü arkadaş yüz tane şeytanın yaptıramadığını yaptır insana. Bir arkadaşınızın yanına gittiğiniz zaman devamlı mala yani ne demek? Boş işle uğraşıyorsanız yani bir, birisiyle dostluk arkadaşlık yaptığınız zaman o sizi çalışmaya, azme, gayrete sevk etmiyorsa onunla aranıza sınır koyun veya ona sizin faydanız olsun. Siz onu uyarın Allah için. İki, bizi mahveden belki perişan eden akıllı telefonlarımız konusunda Allah için hassas olalım. Sevgili gençler, başta kendi nefsime söylüyorum, sonra hepinize söylüyorum. Allah için hassas olalım. Akıllı telefonlar bizi ciddi manada zarara uğratıyor. Eğer bu akıllı telefonları iyi yönde, güzel yönde çok güzel sayfalar var. Çok güzel sayfalardan ilim adamlarından, bilim adamlarından ciddi manada istifade edebiliriz. Zamanlı, saatli güzelce kullandığımız zaman o zaman bu bizim için bir nimet. Ama Gerçekten hakikaten bu bizim uykumuza mani oluyorsa, gece geç uy uyutuyorsa, müsait olduğumuz zamanlarda hemen böyle akıllı telefonda saatlerimiz geçiyorsa, zamanımızı boşa harcıyorsak eyvah ki eyvah bugünler bu zamanlar bir daha gelir mi? Gelmez arkadaşlar. Allah için dikkatli olalım. Nasıl dikkatli olacağız hocam? Bir, akıllı telefonu sabah kalkar kalkmaz hemen kullanmaya başlamayalım. Akşamleyin 9-10'da akıllı telefonları bir kenara bırakıp kapatalım. Buna dikkat edelim. Üçüncüsü gün içerisinde akıllı telefon diyoruz ya adı üstünde uygulamalar var. Yani yarım saat kullandığın zaman uyarı veriyor değil mi? Sinyal veriyor. Bir saattir diyor YouTube'dasın. Dikkat et. Öyle uygulamalar mesela ne yapabiliriz? Akıllı telefondan o uygulamalarla saatlerimizi kontrol altına alabiliriz. Çünkü arkadaşlar geçtiği zaman gittiği zaman bir daha ne yapmayacak? Bugünler bu zamanlar gelmeyecek. Gece 10 ila 4 arası bedenin uyku ihtiyacını en iyi aldığı zaman dilimleri gençler. Eğer ben akşam 11 olmuş, 12 olmuş bu akıllı telefondaki sinyaller beynimi uyuşturuyor. Uykum varsa da uykumun gelmediğini ben zannediyorum. Ve gece 2'ye kadar boş yere telefonla vakit geçirmiş oluyorum. Gece 2'de uyuduğum zaman bedenimin uyku ihtiyacını aslında tam almamış oluyorum. İstersen ertesi gün 12'ye kadar, gündüz 12'ye kadar uyu. Çünkü bedenin uyku ihtiyacını aldığı en iyi zaman dilimleri neymiş? Gece 10 ila 3-4 arası arkadaşlar. O saatlerde uyku, uykuyu almadığın zaman uyku senden intikamını alır. Dikkat dağınıklığı, hafıza zayıflığı. Yakın zamanda bu tür problemlerle karşılaşmaya başlarsın. İşte sağlığın kıymeti, sağlık nimetinin kıymeti bu şekilde anlaşılır arkadaşlar. Onun için zamanımızın, vaktimizin adeta düşmanı olmasın akıllı telefonlarımız. Bu konuda Allah için hassas olalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabından Allah'a sığınır gibi tembellikten de Allah'a sığınırmış sevgili gençler. Bizim bilmediğimiz bir günah var. Mesela günahları sayın dediğim zaman gençlere ne diyorlar en çok? Hocam içki var, faiz var, zina var, kumar var, kul hakları var, kamu hakları var. Peki tembelliği kaç kişi sayıyor? Kaç kişi tembelliği günahlar kısmına günahlar sınıfına katıyor arkadaşlar. Peygamber Efendimiz niçin sabah akşam tembellikten, gafletten Allah'a sığındı sevgili gençler? Çok önemli. Ve Efendimizin bir hadisi şerifiyle zamanın kıymetini bilme dersimizi bitiriyoruz inşallah. Allah Resulü Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki: "Mala yani ne demek? Ne dünyana faydası var, ne ahiretine faydası var boş işlemek." Hani bir insan bir iş yapar ama dünyasına faydası olur veya ahiretine faydası olur. Müslüman müslümanın hayatında, müslüman hayatında aslında tatil kavramı diye bir şey yoktur. Mesela müslüman şöyle yapmaz. Matematik çalıştım, yoruldum, biraz yan gelip yatayım. Allah buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de bir işi bitirince başka bir işe başla. Matematik çalıştın, yoruldun, kapat, Türkçe çalışmaya başla. Zihnin otomatikman dinlenecek. Bir işi bitirdin, başka bir işe başla. Ha, uyku zamanı uyku zamanı. Uyuyacaksın elbette yatacaksın. Onu kastetmiyorum. Ama biz dinlenme tatil deyince işte bir yere bir beldeye gidelim 5 gün yan gelip yatalım. Hiç kitap okumayalım. Kendimizi geliştirmeyelim vesaire vesaire. Öyle bir şey zaten Müslüman dünyasında ne olmaz? Olmaz. Müslüman tatil beldesine gider orada bile ne yapar? Tefekkür eder. Tedebbür eder. Kitabını okur. Yapacağı işleri ne yapar? En faydalı şekilde günlerini geçirmeye gayret gösterir. İşte peygamberimiz buyuruyor ki kim? malayani terk ederse, boş işleri terk ederse o kişinin İslam'ının güzelliğindendir. Tabiri caizse Müslümanlığının kalitesindendir. Kimin hayatında 24 saatinde boş işler yoksa, boş işleri hayatından günlerinden çıkardıysa o kaliteli bir Müslümandır. O iyi bir Müslümandır. Rabbim bu sınıfa girmeyi nasip eylesin zamanlarımızın, saatlerimizin sevgili gençler kıymetini bilmeyi nasip edesin. Bir gün üniversiteyi bitireceğiz, kampüsten ayrılacağız, buraya elveda diyeceğiz. Arkaya dönüp baktığımız zaman kıldığımız namazlar geride kalsın. Harıl harıl alnımızın teriyle çalıştığımız dersler geride kalsın. Her türlü günahlardan, haramlardan sakınalım. İffetli, hayalı, edepli, ahlaklı gençlerden olmaya gayret gösterelim. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. نستغفرك وأتوب إليه نشهد أن لا إله إلا أنت رضاية على الفاتحة